pazarlar, boş pazarlar. Gidin artık. Abi öyle çek. Şöyle yapsam olur mu? Şöyle çek, çek, çek. Ali, nerede? Çeker misin abi? Var. Abi gir amca. Hadi önünü alacaksın Hasan. Önünü alacaksın. Bey, bilir abi. Patlayacaksın sana kalın. Kabak patlayacaksın. Bir bilir aşağı. Ne kadar iyi. Abi abi korona bizi bitirdi. Abi mas 5 liralık domatesi 2 lira yaptık. Yüzüne bakan yok. Abi gerçekten battık ya. Şaka maka yok. Battık. Abi buyur. Kültür dansları geldi. Kültür. Pazar yerlerinde bu koronavirüs önlemine karşı yetkililer kalabalık yerlerde kalmamanıza dair önlemler almanızı söyledi. Siz aldınız mı önlemleri? Aldık valla. Kolonyaladık. Her tarafımız kolonya kokuyor. Mecburen çıktık. Başka kişi yok yanımızda. Yapacak bir şeyimiz yok. Kendimize kaldı. Kalabalık yoktu. Herkes koruyor. Ben de şimdi kaçıyorum. Maske ve eldiven kullanmayı düşünüyor musunuz? Ya kullanıyorum ben şimdi. Huylanıyorum. Alerjim var. O yüzden fazla kullanamıyorum. Anladım. Kaç yaşındasınız? Çokmuş gibi şey kaldı. 64 yaşındasınız. Yetkililer maske ve eldivensiz dışarı çıkmayın diye uyarıyor. Siz kalabalık yere gelmişsiniz. Çıkmıyordum. Bir defa çıktım. Elimde de yok canına verdim. Yalnız yaşıyorum. Hemen pazarı görüp kaçtım. Amcam buyur. Bilmiyorum da el salla. Amca yetkililer dışarıya çıkmamanız konusunda uyarıda bulundu. Siz pazara gelmişsiniz. Kalabalık ortamdan uzak durun demişlerdi. Zaten alıp çık gideceğim ben. Biraz daha telefonla çık. Gidiyorum eve gideceğim. Dikkat ediyor musunuz peki? Önlem alıyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Tabii. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ellerinizi sıksız sabunla yıkayın. Cebiniz zaten hazır ıslak mendili var. Ondan alışveriş ettikten sonra ondan kuruluyorum. Paketler kalanlarda. Yeterli olacağını düşünüyor musunuz peki? Eve gittikten sonra sabunlayacağım tabii. Korona düşmanı! Alışveriş yapıp burada gidecek ve burada korumak için bunlardan idare ediyorum. Eve gider gitmez elimin sabunla zaten çıkmıyorum dışarıya. Anladım. Evde kimse olmaz ya yaşlı olarak ben gelmedim. Anladım. Gerçi ben ondan daha yaşlı. Aramızda 8 yaş var. Yaz ben onu unutmadım. Kaç yaşındasınız? 86 yaşındayım. 86 yaşındasınız. 35'te olmuyor. Pazarlarla ilgili yayınlanan genelgede müşterilerin elle ürün seçmesi yasaklandı. Evet. Müşteriler buna uyuyorlar mı? %50'si uyuyor, %50'si uyuyor. Elle seçtirmeye izin veriyor musunuz? Biz vermiyoruz ama bu sefer kızıyorlar, almıyorlar, gidiyorlar, tersliyorlar bizi. Sanki biz yapmışız, bilmiyorum. Peki satışlar nasıl gidiyor bu? Satışlar çok kötü. Yani bizim şahsımız olan, pazarcı olarak söylüyorum, çok kötü bizim için. Ya komple kapatsınlar, kaldırsınlar. Bir alternatif bulsunlar, böyle olmaz. Biz kronik hastalıkları bulunan müşterilerimizin, yaşlılarımızın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Biz onlara her bir şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek manavda olan yerlerimizde telefonla verdikleri siparişlerde evlerine kadar servis yapıyoruz. Onların bu durumda hani dışarı çıkmasının bir lüzumu yok. Biz elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü çıkmayacak diyorlar. Ortalık 65 yaş üstü dolu. Çıkmıyorlar. Kalabalık olmaz yani. Siz onlara neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeceğiz abicim? Devlet söylüyor dinlemiyor. Biz söylesek ne olacak? Siz yani, önlemlerinizi aldınız mı peki? Biz önlemlerimizi alabildiğimiz kadar alıyoruz. Zaten nerede ne kadar alabileceğiz? Tabii önlem ne olacak? Birimiz alıyor, birimiz almıyor. Sonuçta hastalık herkes taşıyabiliyor. Çok da belli olan bir şey değil. Bence kendi fikrim olarak söylüyorum. Allah sonumuzu hayırlesin. İşlerimiz iyi değil, güzel değil. Devlet bir an önce çözüm bulsun. Ya komple çıkma yasağı yapsın. Böyle olmaz yani. Elle seçmeyin diyoruz ama dediğim gibi kızıyorlar. Tersliyorlar. Neden diyorlar? Böyle diyoruz. Almadan gidiyorlar.
Ne yapalım? Herkes kendini nasıl düşünüyorsa karşı tarafı da o şekilde düşünsün. Sonuçta bu hayat hepimizin hayatı. Yani yapmamız gereken bir şey var. Verilen yasaklara uymamız. Uymuyoruz. Uymamız gerekiyor. İnşallah herkes uyar. Evet, günümüzün vebası koronavirüsüne en etkili olarak turşuyu tavsiye ederim herkese. Turşularımız kalitelidir. Bol bol tüketilmesi durumunda kesinlikle koronaya yakalanma şansımız yok. Bol bol tüketin. Bünyesinde mikroorganizma barındırmaz. Sirke çoğunlukla kullanıldığı için çok faydalı bir ürün. Bol bol tüketilmesini isterim herkesin. Turşu suyu ve şalgam suyu da içmelerini öneririm. Bunlar sağlık açısından çok faydalı. Özellikle gençler, yaşlı olan insanların tüketmesi çok doğrudur, çok daha iyidir. Herkese tavsiye ederim. Bol bol turşu yesin. Hasta olmamak için. 7 lira daha izin var mı? 15 lira. 1500 lira olacak. 2000 lira. Yolları motor mu yaktın? Tamam. Ufaklı. Buyurun. Virüs koruma var. Turşular şahane. Burada yemek yapmak serbest. Buyurun. Sağ ol abi. Hoş geldin.